Milletvekilim, Sayın Bakanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli ilçe belediye başkanlarım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Genel Sekreter Yardımcım, değerli belediye bürokrat arkadaşlarım, açılışımıza hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın İl Müdürümü saymayı unuttum. Özür diliyorum Sayın İl Müdürüm. Efendim? Aynı şekilde. Kusura bakmayın, böyle heyecanımı verin lütfen. İl başkanımızı başta saymamız gerekiyordu. İl müdürümüz aynı şekilde. Evet, heyecanlıyız. Çünkü Tekirdağ, her ne kadar Süleymanpaşa'da olsa da Tekirdağ düzenli katı atık sahasının açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kadar heyecanı mazur görün lütfen onun için. Bu halk sağlığı ve çevre sağlığı için çok önemli bir tesis. Çünkü düzenli bir tesis ve Tekirdağ'ımızın artık tek düzenli tesisi burası. Çünkü arka tarafta gördüğünüz, daha belki belediye başkanımız Sayın Adem Dalgıç döneminde hizmet veren, fakat şu anki Sayın Dalgıç'a da çok teşekkür ederim, buradan iletiyorum. Bu tesisin oluşmasında da temelde katkıları vardır. Fakat daha sonra kapasitesinin çok üstünde yüklendiği için düzensiz hale gelmiştir. Onun için şu an açacağımız tesis Tekirdağ'ımızın tek düzenli katı atık sahası vasfındadır. Düzenli olması ne anlama geliyor? Bilirsiniz, düzenli olmayan katı atık sahalarına düzensiz ve vahşi atık sahası derler. Hakikaten de çok doğru bir tabirdir. Vahşidir çünkü özellikle yağmur suyuyla artan bu çöp sıvısı zeminde herhangi bir geçirimsiz bir membran olmadığı için çok rahatlıkla içerisindeki siyanür dahil her türlü toksik madde, her türlü bulaşıcı hastalığı yapabilecek mikrop, her türlü kanseri yapabilecek kimyasal madde, bunların hepsi rahatlıkla sularımıza, toprağa karışır. Dolayısıyla oradan da bizlere kadar ulaşır. Bu nedenle halk sağlığı açısından gerçekten çok önemli bir tesistir. Ve maalesef Büyükşehir kurulduğu zaman bunlardan 40'tan fazla vardı Tekirdağ'ımızda. Ve bu nedenle ilk işlerimizden bir tanesi başkanımızın da talimatıyla katı atık yönetim planını oluşturmak oldu. Bu konuda İl Müdürlüğümüzden de çok destek aldık. Onu burada söylemem gerekiyor. Sayın İl Müdürümüze Ömer Albay'la buradan her türlü desteği için çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bir alkışla onun için rica ediyorum. Evet. Gerçekten her konuda bize teşvik etti, fikirleriyle destekledi. Ve bu katı atık planımıza göre biz bu çöplüklere çöp dökülmesini durdurduk. Sadece 6 tanesini geçici olarak sürdürmekteyiz. Bunu da yaptığımız katı atık planına göre adım adım ama en geç bir sene sonra, yani 2017'nin Ağustos ayında tamamen bu faaliyeti durduracağız ve Türkiye'nin örnek illerinden biri olmaya aday olacağız. Şu anki plan nasıl devam edecek diye sorarsanız, kapandığı zaman tabii ki ilçelerimizde çöp dökme olayı devam edecek ama nereye? İlçelerimiz bunları şu an tespit etmiş olduğumuz ve işlemlerini yaptığımız 3 adet aktarma istasyonuna ilçelerimiz getirecekler. Biz de oradan büyük tırlarla onları alacağız. Ama önceden bir ayırma işlemine tabi tutacağız. Hatta yapılabiliyorsa yine oralarda kompost gibi, biyometanizasyon gibi, biyogaz gibi ön işlem tesislerinden geçirerek çöpü daha da azaltmayı planlıyoruz. Ki buraya gelen çöp miktarı az olsun. Tabii ki ayırma işi evlerde başlaması gerekiyor biliyorsunuz. Ve bu nedenle biz gerek belediyemize gerek de vatandaşlarımıza görev düştüğünü buradan söylememiz gerekiyor. Çünkü hem buraya gelen çöp miktarı artıyor, ayrışma yapılmazsa, hem de ciddi ekonomik kayıplar oluşuyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Ve takdir edersiniz ki Tekirdağ'ın her sene, her gün, özellikle yaz aylarında çok ciddi çöp yükü var. Bu yaz aylarında gelen turistlerle beraber